Evet sayın Peryem dostları, sizlere yaklaşık 18 Haziran'a kadar sürecek her hafta Perşembe günleri yayınlayacağımız Peryem'le Perşembe Sohbetleri adı altında bir dizi program hazırladık. Bu programların ilkini sevgili hocamız Coşkun Küçük Özmen ile gerçekleştireceğiz. Birazdan kendisi canlı yayına katılacak ve kendisiyle ekonominin son durumu ve önümüzdeki süreç içerisinde neler bekliyor bizi, bu konularda konuşma yapacağız. Saat 15 demiştim kendisiyle sözleşmiştik. Birazdan herhalde kendisi de katılır yayınınıza. Yaklaşık her perşembe 18 Haziran'a kadar devam edecek bu sohbetlerimiz. Çeşitli konularda kendi alanında uzman kişilerle güzel sohbetler hazırladık. Her hafta Perşembe günü bir arkadaşım sizler ile beraber bu yayınlara katılacak ve kendilerine moderatörlük edecekler. İlk yayın olduğu için de ve Coşkun Hocam'la da ayrı bir dostluğumuz olduğu için de bu yayına ben moderatörlük etmek istedim. Ama bundan sonraki yayınlarda diğer arkadaşlarım da sizlerle beraber olacaklar. Şu an Coşkun Hoca'yı beklemekteyim. Herhalde birazdan kendisi de katılır. Okuyorum. Ara ara illa Perşembe günleri değil, ara ara başka günlerde de yayınlarımız olacak ki bunların hemen bir tanesini size sunayım. Hocam mesaj atıyor WhatsApp'tan. Hemen yazayım. Önümüzdeki hafta Cuma günü Peryem Başkanı Berna Hanım'la beraber bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu yayında bu pandemi sonrası neler olacak, neler bitecek onları görüşeceğiz. Berna Öztünaz Özkoç ile beraber yine saat 15'te önümüzdeki Cuma günü iş hayatının bu pandemi sonrası gelişmelerini, beklentilerini konuşacağız. Evet hocam geldi. Hocamı alıyorum hemen canlı yayına. Hocam merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Yalnız telefonu dik koyar mısınız? Tepe taklak mı görünüyor? Ya, şimdi nasıl? Yok, şimdiden tepe taklak oldunuz öbür tarafa. Peki, tamam. Öyle, evet, şimdi? Şimdi gayet güzel hocam. O zaman şöyle yapacağım ben bunu çünkü kulaklık gördüm bir dakika. Şimdi bunu nasıl tutmalıyım ben? Şöyle elimde tutabilirim ya. Tamam. Şu an okey. Tamam. Doğan merhaba. Dur bir dakika, bir öğrencim. Çok uzun zamandır görmediğim bir öğrencim. El sallıyor Doğan. Doğan'a da bir merhaba dedim. Şu an tamam değil mi? Sorun yok. Gayet güzel hocam. Gayet güzel. Tamam. Harika. Nasılsın hocam? Nasıl geçiyor? Vallahi teşekkürler. Sağ olun. Valla nasıl geçiyor? Biraz aktif bir şekilde işte konuşuyorum, dinliyorum, yazıyorum, çiziyorum, televizyon izliyorum, dergileri okuyorum, işte gazete okuyorum, efendim Bloomberg izliyorum. Ondan sonra öğrencilerle işte online ders. Efendim? Bloomberg'de geçen gün bir yayına da canlı katıldınız. Evet evet, kripto paralarla ilgili bir yayına canlı olarak katıldım. Hatta onun kaydı geldi bana biraz önce. Ben o kaydı da birazdan Twitter hesabımdan paylaşacağım. Evet. İzlemiş şimdi, ama bir daha izlerim. Valla esasında orada şimdi İsmail Hakkı Polat Üstad'dan ben çok kısacık bahsedeyim. Kendisi kripto paralar konusunda çok üstad bir arkadaş. Dolayısıyla çok da önemli konulara değindi.
Ben kripto para konusunda hani piyasa ve borsa ve brokerlık anlamında yorum yapma ve konuşma konusunda çok aktif değilim ve bunu da çok kendimi o noktada şöyle söyleyeyim. Bir yatırım kararı olduğu için insanların yönlendirilmesini çok yetkin olarak görmüyorum. Burada da benim daha önce üstlenmiş olduğum bir kamu görevi olduğu için insanları yanlış yönlendirmek, hatalı bilgiyle yönlendirmek ki bir şeyin hatalı olup olmadığını en başta da bilemiyorsunuz. Dolayısıyla yatırım konusunda tavsiye vermek bence vebali olan bir konu. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için Doğru. çok şey yapamıyorum. Ama diğer taraftan önemli olan nokta şu. Bir saniye müsaade eder misiniz? Pardon. Evet, devam edeyim. Benim bu noktada en çok önem verdiğim şey şu. Şimdi burada pardon bir saniye şeyi ayarladım da tamam bilgisayarım. Çin'in bir para çıkarma durumu söz konusu biliyor musunuz bilmiyorum. Çin dijital parasını çıkarıyor. Central Bank Digital Currency denilen bir hikayesi var Çin'in. Çin bu noktada tüm parasını yakın bir gelecekte dijitale taşıyacak. Artık nakdi olarak şey oluyor, siz söyleyin. Ne diyeyim? Bir işlem yapılmayacak artık. Yani Çin'de şu an zaten büyük ölçüde tüm alışveriş, tüm sistem elektronik ödemeyle yapılıyor. Müsaade ederseniz bununla başlayalım mı? Birkaç şey Olur söylemek olur. istiyorum. Olur. Şimdi Zaten herhalde ileriye en son soruyu en başa aldık. öyle Nereye mi? Peki, o zaman gideceğiz? şimdi en başta bir Hayal. parça bir şey söyleyeyim. Sonra yine en sona da koyabiliriz bunu. Çin'e bir ziyaretim oldu. Şu an beni dinleyen insanlar daha önce de söylediğim için hatırlayacaklardır. Bu ziyaret sonrasında edindiğim ilk izlenim şuydu. Nakit para kullanımı çok az. Sıfıra yakın seviyede benim gördüğüm yerlerde. Ve herkes cep telefonlarına yüklü olan WhatsApp benzeri bir haberleşme araçları var. WeChat. Muhtemelen siz de biliyorsunuzdur bunu WeChat. WeChat, WhatsApp'ın Çincesi diyelim artık. 900 milyona yakın bir kullanıcısı var. Ve bu 900 milyon kişinin sanırım yani çok büyük bir kısmı en azından %70'ten fazla kısmı WeChat'i yani Çin WhatsApp'ını ödeme aracı olarak kullanıyor. Ve gittiğiniz bir yerde kare kod okutarak dükkanın önündeki kare kodu okutarak oradan parayı transfer ediyorsunuz. Dükkandaki ekranda görünüyor ve her şeyinizi öyle ödüyorsunuz. Yani sadece yabancılar ve bu işe aklı ermeyen ya da cep telefonu olmayan insanlar nakit kullanıyorlar. Yakın bir gelecekte bu da azalacak. Ama burada daha kritik olan bir başka nokta var Serdar Bey. O da şu. Çin kendi para birimi hani bizim bildiğimiz ismiyle Yuan, Renminbi'yi dijitale çeviriyor tamamen. Ve çevresinde zaten çok ciddi bir yuan havzası oluşturmuş durumda. Renminbi bir havzası. Çevre dediğim çevre ülkelerden bahsediyorum. Ben çok büyük bir etki alanı var. Bu noktada dijitale geçerek ciddi anlamda bir güç elde etmeyi ve Çin parasının da Amerikan doları ya da euro kadar olmasa bile bir rezerv para özelliği olması için çaba gösteriyor ve bizim bu noktayı yakalamamız ve gözden kaçırmamamız gerekiyor diyerek Çin konusunu noktalayayım ben. Peki hocam, Çin'i bırakalım gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de malum Gelelim. bu pandemi krizi öncesinde zaten Türkiye'de bir Evet. ekonomik kriz vardı, yaşanıyordu. Evet. Peki pandemi krizimiz bittikten sonra Türkiye'de ne olacak? Evet. Şimdi Bizim şöyle ekonomimiz. söyleyeyim ben. Yapılması gereken ilk şey şu. Kötü bir benzetme diyebilirsiniz ama hani aklıma şu an için başka bir şey gelmedi. Ne bileyim bir felaket sonrası hasar tespit çalışması gibi bir şey yapılacak kısa bir sürede. Ne bileyim sel oluyor mesela. Sel bitene kadar canlarla uğraşıyorsunuz. Ne kadar insan kurtardınız? Ne kadar mal kurtardınız? Ya da yangın olduğu zaman yine aynı şekilde ilk önce insan hayatı sonra işte neleri kurtarabildik filan. Deprem için de aynı şey geçerli. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Hasar tespit çalışması yapıyorsunuz. Bence arkasından yapılacak en önemli şey hasar tespit çalışması. Bu nokta olacak. Hasar tespit çalışmasına ilişkin bugün Merkez Bankası enflasyon raporunda ilginç bir kaç bilgi açıkladı. Ben onları da paylaşmak istiyorum
izleyicilerle ama şu an paylaşmak istiyorum. Eğer şu an beni hem cep telefonu hem bilgisayar karşısında dinleyen izleyicilerimiz varsa bunların bilgisayarından böyle TCMB'nin enflasyon raporu diye bir raporu açarak o raporu göz önüne getirmelerini istiyorum. Çünkü oradaki rapordan bir takım şeyleri ben okuyacağım. Yapılacak ilk iş hasar tespit çalışması olacak tabii ki. Şimdi siz bana sorabilirsiniz yani bu hasar tespit çalışmasından ne kastediyorsun diye. Ben hemen şimdi o sayfayı açıp söyleyeceğim. Hatta burada önemli bir şey. Şimdi bu sunumun hemen en başında bir ve iki numaralı grafik var. Acaba bu kamerayı şey yapsam onu gösterebilir miyim diye bakayım şöyle bir. Sanırım görülüyor değil mi? Evet evet görüyorum ben hocam. Çok net olarak görünüyor değil mi grafik? Şimdi evet. Bakın bu grafikte çok çok ilginç bir şey var. PMI denilen bir şey var. Yani Purchasing Managers Index diye bir şey. Yani satın alma yöneticileri, satın alma müdürleri endeksi. Satın alma müdürleri endeksi denilen şey şu. Varsayalım bir şirketsiniz. Ki hani bunu bilen izleyicilerimiz vardır ama ben yine de açıklamak istiyorum bunu. Varsayalım bir şirketsiniz. Şirket olarak ne yapıyorsunuz? Bir takım satın almalarda bulunuyorsunuz değil mi? Mesela bir şirketiniz varsa hem ham madde alımı hem başka şey alımı ama bunun yanı sıra şirketiniz için temizlik malzemesi de alıyorsunuz değil mi? Tuvalet kağıdı alıyorsunuz, kağıt havlu alıyorsunuz, ampul saf alıyorsunuz. Saf malzeme dediğiniz malzemeleri de alıyoruz. Tabii ki inanılmaz. Bunlar için siz bir sipariş veriyorsunuz. İşte bu siparişler kaydediliyor bir yere. Kaydedilen bu siparişler ekonomik aktivitenin ne kadar olduğunu değil mi? Ekonomik faaliyetlerin ne kadar hızlı ve iyi gittiğini gösteriyor ve burada bir benchmark var. Bu benchmark 50. Zaten bu grafiklere göreceğiniz gibi 50'ye yatay bir çizgi çizilmiş. İlk önce şu grafiğe biraz daha dikkatle bakalım. En büyük çöküş nerede olmuş Serdar Bey? Çok net görünüyor mu rakam? 2007-2008. Abi. Evet. En sağdaki değil. Ben elimle göstereyim. Şuradaki kısım. Evet. 2007-2008 krizini gösteriyor burası. Ve bakarsanız burada 2007-2008 krizine hizmetler sektörü itibariyle ulaşmışız. İmalat sektörü henüz o kadar büyük yara almamış ilk etapta. Yani bu Mart ayı itibariyle konuşuyoruz. Şimdi Serdar Bey bence bu grafik üstüne saatlerce konuşabiliriz. Hemen ben birkaç şey söylemek istiyorum. Mart ayı itibariyle hizmetler sektörü çökmüş. Anlatabiliyor muyum? Hizmet sektörü çökmüş. Hizmet sektöründe neler var? Aklınıza ne geliyorsa yani size hizmet eden fiilen işi, hizmet yoluyla yapan insanların işi çökmüş. Hizmetler sektörüne siz bankaları da koyabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çalışmıyor insanlar, gitmiyor işe. İş yasağı var, çok az personelle çalışıyor. Birçok faaliyet yerine getirilemiyor. İşte eğlence sektörü var, işte restoranlar var, oteller var, turizm var filan. İmalat sektörü henüz küresel kriz kadar çökmemiş Mart ayında. Bu birazcık iyiye işaret. Anlatabiliyor muyum? İyiye evet. İşaret. Yani bunu burada. Ama farklı grafikleri de yorumlayacağız biz. Şimdi bu iyiye işaret dedik. Ama 50'nin altı kritik nokta olduğuna göre ki şuradaki yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi imalat sektörüyle hizmetler sektörü 50'nin altına düşmüş. Hizmetler sektörü 38, imalat sektörü 47-48 civarında. Bunu net olarak görüyorsunuz buradan değil mi? Harika. Evet, evet. Tamam. Şimdi buradan gelişmekte olan ülkelere yönelik haftalık fon akımları var. Ondan sonra burada da ciddi miktarda düşüş var. Ve bu fon akımlarından hisse senedi fonları ve borçlanma senedi fonları var. İki farklı renkte gösteriliyor. Bakın borçlanma fonlarında ve hisse senedi fonlarında her ikisinde de ciddi miktarda bir düşüş var. Yani bunun anlamı şu. Efendim gelişmekte olan ülkeler artık sıkıntı yaşayacaklar ve yaşıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları bir sıkıntı var ve bu sıkıntıyı yaşamaya devam edecekler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu nokta birazcık dikkate değer bir konu. Dikkate değer bir konu. Şimdi ekonominin hali ne olacak ve bundan sonra ne olacak? Şimdi ekonominin haline ilişkin olarak ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi kriz zamanında istatistik verilere
Hani ben ne bileyim işte ilk Merkez Bankası'nda çalıştığım yılı 1986 kabul edersek ki o zaman başladım iş hayatım diyeyim daha doğrusu. 35 yıllık iş yaşamım, deneyimim bana diyor ki kriz zamanı istatistiklere belli bir iskonto oranıyla bak. Yani bu istatistikleri %100 dikkat. Alma. Çünkü o anda pusula size doğru yönü göstermeyebilir. Ya da o kadar hızlı hareket ediyordur ki bazı şeyler sizin pusulanız bunu yakalayamıyordur. Ya da siz yönünüzü kaybetmiş olabilirsiniz. Mesela bir fırtınaya yakalanmış gemiyi düşünün. Siz o esnada pusulaya bakmıyorsunuz, bakamıyorsunuz. Siz önünüzdeki dalgalara bakıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu Evet. nokta önemli. Ya da hani yani bir insan mesela çok büyük bir kaza geçirmiş. Abi bunun hemen bir kolesterolünü ölçelim demiyorsunuz. Şekerini ölçelim belki yani bilgisi varsa vardır ama bir tane işte kanda şu var mı bu yok mu? Hayır bu insanın kanamasını durdurmak zorundasınız. Diğer verilerin o an için çok büyük bir önemi olmuyor. Şimdi bu noktada bir enflasyon rakamı söylense bana buna ne kadar itibar ederseniz dediğiniz zaman ben çok fazla itibar etmem. Yani yalan söyleniyor anlamında algılanmasın bu söylemiş olduğum şey. Benim burada söylemeye çalıştığım şey birazcık farklı. Yani farklı olan şey şu. Nasıl ifade edeyim ben bunu? Şimdi halkın belli şeylere çok büyük bir talebi var. Ve belli şeylerde talep sıfıra indi. Şimdi ben o zaman enflasyon sepetinde bu talebi sıfıra inen şeyleri ucuzlamış olarak mı alacağım ya da sıfır olarak mı alacağım değer olarak anlatabiliyor muyum? Yani bunların nasıl alındığının bir paylaşılması gerekiyor. Mesela otel. Kim kalıyor şu an otelde? Var mı mesela tanıdığınız? Ya da siz son 1,5 ay içerisinde bir otelde kaldınız mı gidip? Yok, hayır. Kalmadınız değil mi? Son bir ay içerisinde hangi restoranda yemek yediniz? Hangi kafede bir şey içtiniz? Hiçbirinde Bizim değil mi? arka Arka odada odada kapıda içtiniz siz. Eşin... Orada hanım eğer balkon kapıya, hesap pusulası balkon kapıya. getirmediyse önünüze değil mi? Ha, şimdi bu noktada o zaman bizim itibar edeceğimiz rakam, itibar edeceğimiz şey ne olmalı sorusu karşınıza çıktığı zaman sonuçta birazcık kriz sonrası dönemin rakamlarını görmemizi gerektiriyor. Ama mesela burada kritik rakamlar neler diye baktığınız zaman ben iki tane rakama çok büyük önem gösteriyorum. Bugünkü enflasyon raporunda da var bunlar. Bunlardan bir tanesi sanayi üretim endeksi, bir diğeri de işsizlik oranı. Bu ikisi de çok önemli. Şu an şimdi biz kimi işsiz kabul ediyoruz, kimi işsiz kabul etmiyoruz, değil mi? Bunlara bakmak Evet. gerekiyor. Cari işlemler açıyor. Cari işlemler dengesi var. Bu da önemli bir başka konu. Enflasyon tahmini ve gerçekleşmeler var. Bu da başka bir konu. Ki bugünkü Merkez Bankası raporunda TÜFE rakamları açıklanmış ve enflasyon oldukça düşük çıkmış. Yani gerçek anlamda işte temel mal ve hizmetlerde olsun, ondan sonra gıda ve alkolsüz içeceklerde, enerjide olsun, özellikle enerjide enflasyon çok 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 düşük çıkmış. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman ortaya çıkan tablo şu. Şu anki ortamda biz bu kadar istatistik çıkarabiliyoruz. Yani bu bir tek Türkiye için değil, yani dünyanın birçok ülkesi için geçerli. Anlatabiliyor muyum? Yani ülkesi için geçerli. Şimdi o zaman biz kriz sonrasına bakalım mı? Şimdi kriz sonrasına bakmayı ben de çok istiyorum. Kriz sonrasını görmeyi hepiniz gibi ben de çok istiyorum. Herkes istiyor kriz sonrası ne olacak ne olmayacak diye. Ben şöyle söyleyeyim yani kriz geçti mi? Ya da ne zaman geçecek? Bunun bir tarihi var mı? O zaman biz istatistiklere bakarak bir karar vereceğiz bu noktada. Ve bakacağımız istatistikler ne olacak? Onu da söyleyeyim. Şu an için bir helikopter sesi belki şeylere yansıyordur sese. Yok, O gelmiyor canım. artık gelmiyor mu? Gelmiyor. Şimdi burada hani işte hastalanan insan sayısı, iyileşen insan sayısı ve hayatını kaybeden insan sayısı istatistiklerine baktığınız zaman istatistik bilimi şunu söylüyor. İşte birçok ülkede hani Türkiye'de yeni bir şey kazandırıldı. Böyle PİK, P-İ-K harfleriyle söylüyorlar. PİK noktası diye. İngilizce'de de TEAK yani zirve, peak hour yani yoğunluğun olduğu nokta. İşte peak noktasını geçtik filan diyorlar. Tabii ben bunun kısmen gerçek, kısmen de çok iyimser bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Kısmen gerçek demek gerçeği tam manasıyla reddetmiyorum. Eğer böyle bir şey varsa insanları haksız yere suçlamayalım anlamında söylüyorum. Ama reddettiğim noktada şu. Gerçekten peak noktasını geçtik mi? Yani siz tüm nüfusa test yaptınız mı? Hayır. O zaman ben peak noktasını geçtiğimizi söyleyemeyeceğim.
Peki tüm nüfusa test yapmak gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Arada taşıyıcı olan insanlar var. Taşıyıcı olan insanların netice itibarıyla kimlere bu hastalığı önümüzdeki günlerde bulaştıracağını bilmiyorum. Kimlerin bu hastalıktan etkileneceğini bilmiyorum. Kimlerin bu hastalığa ilişkin test bile yapılmadan ölüp ölmeyeceğini de bilmiyorum. Ve ülkede 5 milyon diyelim, 4 milyon diyelim Suriyeli var ve ben henüz bunlara ilişkin bir istatistiğe rastlamadım. Yani kaç milyon Suriyeli test yapıldı, kaç milyon Suriyelinin bu hastalıktan muzdarip olduğunu anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi içimizde yaşayan insanlar. Suriyeliler ya da göçmenlere yapılan herhangi bir şey yok. Aa, Yok. Bir ben de rakam yok. duymadım. Evet, bir rakam yok maalesef ortada. Bu tabii kritik bir nokta. Şimdi ben buradan bir başka şeye de geçeceğim. Geçenlerde yapılan güzel bir çalışma vardı. Şimdi bu çalışmayı da size ben şöyle bir şeyle göstermek istiyorum, müsaade ederseniz. Çok net olarak okunuyor mu? Bir bakar mısınız? Yani buradaki şey şu. Hangi sektörler çok kötü etkilenecek, hangi sektörler iyi etkilenecek? Okuyabiliyor musunuz? Madencilik, Normal diyor, etkilenecek. evet. Mesela en kötü konaklama ve yiyecek sektörü mesela. Ama Gayrimenkul hocam hizmetleri en kötü en kötü. konaklama ve yiyecek diyorsunuz da dün Turizm Bakanlığı'ndan açıklama gelmiş. Konaklamalarla ilgili yapılması gereken işte belge verilecek. Bu belge verilme şartları zaten onlar çok ümitli sanki. Ben o açıklamayı kaçırdım galiba. Benim için tekrar eder misiniz lütfen? Şimdi dün itibariyle bir açıklama çıkmış. Bu biliyorsunuz konaklama yapılabilmesi için sertifika alınması gerekiyor. Bu Ha, sertifika konaklama yapılması için sertifika alması gerekiyor diyor, öyle mi? Şimdi evet tabii öyle bu sertifika birazcık şartlarını açıklamışlar. 1 ha. Haziran'dan itibaren sertifikalar dağıtılmaya başlanacakmış. Yani turizmi Şartları biraz neymiş? hareketli görüyorum turizmi. Ve hatta bizim Akdeniz görüşmemde dün falan bir takım arkadaşlar işbaşı yaptılar turizmde ve işte dediğim gibi 1 Haziran'a hazırlıklara biliyorsunuz onlar da öncesinde eleman bulma vesaireler söz konusu onları gerçekleştirmeleri yapıyorlarmış. Ve tabii işe başlayacak olan elemanların da eğitimleri yavaş yavaş başlıyormuş. Şimdi ben bu konuda şunu söyleyeyim. Varsayalım elemanlarını eğittik, önlemlerimizi aldık, sertifikamız elimizde. Ben sizi davet ediyorum Serdar Bey. Ailenizi alın, otele gelin. Gelir misiniz? Yani şartlara bakmak lazım. Yani o tedbirler nelerdir vesaire kontrol etmek E, lazım. tedbirler işte benim şu anki hiçbir elemanımda koronavirüs yok. Pek gitmem herhalde. Değil Pek mi? gitmem herhalde. İnsanlar yani Ama bir süre gitmeyecekler neticede. Yani siz pek gitmem diyorsunuz. Evet, birçok insan aynı şeyi söyleyecek ama bir diğer taraftan da ekonominin şartları dönmek durumunda, dönmek zorunda. Yani bunu da sağlayabilmek için acilen bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü durum hakikaten kötüye gidiyor. Yani bugün ücretli kesim yine bir şekilde kamudan maaşını almaya devam ediyor. Özel sektörde işleri bir şekilde online eğitimle şunla bununla devam eden insanlar da maaşını almaya devam ediyor. Ama günlük, haftalık, aylık bazda nakit akışıyla ayakta kalan kişiler, şirketler, firmalar büyük sıkıntı içerisindeler. Buna kaynak da ayırmamış durumdalar. Hani herkes şunu söylüyor. Hazırlıksız yakalandık. E şimdi kriz geliyorum demiyor Serdar Bey. Bu bir. doğru. İkincisi, herkes her şeye hazırlıksız yakalanabiliyor. Yani tsunami'de ölen insanlar, abi tsunami geliyor hazırlık yapalım demiyor. Tsunami'nin olması ile gelmesi arasındaki zaman çok kısa olabiliyor. Hala o kadar teknolojiye rağmen deprem tahmini yapamıyoruz. Ve insanlar her zaman için depreme hazırlıksız yakalanma riskine maruz. Peki o zaman biz bu riskleri nasıl minimize ederiz diye sorarsanız, deprem olacakmış ya da çok büyük deprem olacakmış gibi bina yaparak deprem riskini minimize edebilirsiniz. Dere yatağına konut yapmazsınız, sel riskinden kendinizi kurtarmış olursunuz. Yangına karşı her türlü erken uyarı sistemini almış olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yangının bir yerden bir yere sıçramasını engelleyecek şeyleri yapmış olursunuz. Yangın riskine karşı kendinizi korumuş olursunuz. Yani birçok koruma önlemi mevcut. Şirket olarak ne yapabilirsiniz? Ben büyümeyeceğim dersiniz. Her aldığım paradan
bir miktar rezerv ayıracağım dersiniz. Altınıza 2,5 milyon, 3 milyonluk araba çekip bir patron olarak bu arabayla dolaşmak yerine o arabayı ayıracağınız parayı rezerv olarak ayırabilirsiniz. Olağanüstü büyük şatolarda ve yazlıklarda oturmak yerine neticede en nihayetinde yapmış olduğunuz iş denize girmek ve denizden çıkmak, yüzmektir. Mütevazi bir yer alırsınız. Şu an onu da ve kiralama yaparsınız. Anlatabiliyor muyum? Kiralarsınız bir yerleri, gider denize girersiniz. Yani bizim, bakın ben size şunu söyleyeyim. Bugün hani siyasi anlamda bir örnek olarak algılanmasın lütfen bu. Alman Başbakanı'nın işe giriş gelişi, kullanmış olduğu araba, binmiş olduğu araba, ne bileyim yediği içtiği bir sürü şeye baktığınız takdirde mütevazı bir yaşamı var değil mi? Evet. Angela Merkel'in. Yani netice olarak baktığınızda. Bugün birçok Arap ülkelerinin liderleriyle, emirlerle, şeyhlerle kıyaslayalım bir takım şeyleri. Şimdi bir tarafta bakıyorsunuz musluk altın. Tuvalete gidiyorsunuz, söylemesi çok ayıptır. Bilmem neyi altın değil mi? İşte duş aldığı yer altın. Londra'dan cadde satın alıyor. New York Manhattan'dan gidiyor, rezidans alıyor. Bilmem. İşini bulan hangisi üretken yatırım? Sen bütün parayı buralara saç. Rolls Royce'unu altından yaptır. Vitesco'lu altından olsun bilmem ne. Ondan sonra kalk. Bundan tam 4 sene önce hiç unutmuyorum. IMF raporunda da var bu. Efendim biz diversified economy'ye geçeceğiz. Yani petrole bağımlı olmaktan kurtulup sanayiye yöneleceğiz. Allah aşkına 100 sene yatmışsınız. Hangi sanayi? Yapacağınız hiçbir şey yok. Ne yapıyorlar kalkıp? O zaman birçok ülkeden maddi sıkışıklığı olan ama coğrafyası, işletmeleri uygun olan ülkelerden gidip fabrika satın alıyorlar, işletme satın alıyorlar, maden satın alıyorlar, toprak satın alıyorlar, tarım arazisi satın alıyorlar. Hiç olmazsa bu şekilde geleceğimizi garanti altına alalım diyorlar. Yani neticede iş akılda bitiyor. Siz aklınızı ve kaynaklarınızı ne kadar uygun kullanıyorsunuz sorusunun yanıtında bitiyor. Çünkü Allah herkese bir akıl fikir vermiş. Tamam mı? İşletmelere de sermaye vermiş. Sermaye kendi başına bir şey yapamaz ki. Geçen gün birisi söyledi. Virüsü suçlamayın dedi. Virüs kendi başına dolaşan bir şey değil. İnsanlar gezdiriyor dedi virüsü. Nokta. Bitti. Doğru. İnsanlar gezdiriyor. O zaman siz de sermaye sahibisiniz ama sermayeyi kullanan sizsiniz. Sizin kimseye suçlama yeteneğiniz, yetkiniz yok. Bugün bir takım firmalar olağanüstü derecede iyi durumdaysa siz de aklınızı çalıştırıp ya bu online işi önemli, dijitalleşme işi önemli. Hadi ben de gideyim atıyorum Zoom'un hisse senetlerinden, işte Google Meet'in hisse senetlerinden, Skype'ın hisse senetlerinden birazcık alayım. Yarın öbür gün birebir konferanslar bilmem neler kalkar ortadan, dijitale geçer. Bu şirketlerden bir şey alayım ya da bu konuda çalışan bir startup'a, bir girişimci şirkete destek olayım, buna bir sermaye vereyim. Teknoparklar var, bilmem neler var. Ya da en azından ya Serdar Hoca'ya söyleyeyim. Serdar Hocam şöyle etrafında 3-5 kişiyi topla bir konferans. Ne olup bitiyor tamam mı? Biz bir dinleyelim sizi. Bir parça hani iki kelime kaparsak kaparız. İki harf kaparsak kaparız dese ne olur? Değil mi? Aynen öyle. Yani. Zaten evet. Bu saatten sonra belki de daha doğrusu bu pandemi bittikten sonra da yapılması gerekenlerin en başında öncelikle bir oturup bu pandemi sürecindeki aksayan yönler ya da yapılan hatalar vesaireler gözden geçip biraz evvel sizin bahsettiğiniz gibi pandemi raporu çıkartıp bir tane kriz raporu çıkartıp krizden sonra da bunları yapmamak ve bundan sonra olası durumlarda ne önlemler, ne tür yollar çizmemiz gerektiğinin de bilinci içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kalkıp da artık birçok insan, belki zaten sorumun bir tanesi oydu, oraya geliyoruz şimdi. Artık marketlere fiili olarak alışverişe gitmeyecekler. Evet. Yani çünkü o kadar bir de rahatına alıştılar şimdi bu işin. Evet. Online'dan, internetten giriyorsunuz, işte bir gün, iki gün sonra neyse bir şekilde elinize ürün geliyor. Bunların rahatlığı bir tarafa, kolaylığı bir tarafa, vakit kazanması vesaireleri düşünecek olursak aslında burada birazcık da yeni bir
hayat düzeni başlayacak ve bu düzen içerisinde de diyorum ki hocam peki o zaman yeni iş alanları da açılacak mı bu yeni yaşamla beraber? Şimdi yeni iş alanları tabii ki açılacak. Ama ben ondan önce birkaç önemli şeyi sizle paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi bakın, şurada bir haber var. Bakar mısınız? Evet. Shell, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez temettü dağıtım yapmayacak. Temettü vermeyecek, kardan pay. Nasıl? Çok önemli bir haber değil mi? İlk yani kez. Bu önemli bir haber. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. 1940'da o zamandan bu zamana Shell, yani bakın ben bunu çok ciddi bir uyarı olarak alıyorum. Uyarı ne? Bunlar dünyanın en büyük şirketleri. Bunlar multinational ve bunların bilançoları, gelirleri, giderleri bugün dünyanın birçok ülkesinden büyük. Yani Shell mesela tek başına ülke olsa inanın dünyanın en büyük 30 ülkesi arasında yer alır, biliyor musunuz, tek başına? Doğru. Büyüklüğü itibarıyla. Doğru. Kesinlikle. Şimdi burada bir başka haber göstereceğim size. Bakın, Hindistan çalışan milyonlarca kişi bu salgına maruz. Buyurun. Hindistan'da zaten ev yok. Anlatabiliyor muyum? Bakın ev yok. İnsanlar sokaklarda yatıyor. Salgın başka sokak. Şekilde belki adı evet. Covid değil ama yani salgın hastalık çok fazla. Ve bakar mısınız insanlar sokakta, dışarıda. Zaten çoğunun evi yok. Yani şimdi bu insanları nereye kapatmayı düşünüyorsunuz siz krizle ilgili olarak? Geçelim. Tamam mı? Bakın. Şimdi bakın burada ben size başka istatistik göstereceğim. En fazla açlık riskiyle karşılaşabilecek ülkeleri koymuş buraya. Bakın Allah aşkına. Hindistan'da 22.2 milyon birinci seviyede açlık riskiyle. Endonezya bunların hep yani Endonezya'nın 100 milyon üzerinde 200 milyona yakın nüfusu var. Bakın Myanmar, Vietnam, Hindistan. Gelelim bu tarafa. Bakın tamamen Nijerya. Afrika ülkeleri. Görebiliyor musunuz? Nijerya. Yani evet Nijerya, Mali, Çad, Etiyopya. Bunlar evet Burkina Faso. Ondan sonra Güney Amerika'ya geliyorsunuz. Bakın görüyorsunuz burada. Peru'yu gördünüz. Şimdi bunların hepsi açlık riskine maruz insanlar. A'dan Z'ye açlık riskine maruz insanlar. Yani daha az kişi ve daha çok kişi anlamında bir istatistik yapılmış. Bakın Hindistan'a bakar mısınız? İnsanlara işte burada toplamışlar hepsini. Güvenli mesafe içerisinde ve bu insanlara yemek dağıtıyorlar ve yuvarlak çizmişler. Yani şu fotoğraf ibretlik bir fotoğraf, biliyor musunuz? Bakın. Doğru. Buradan dışarı çıkmayacaksın, burada yiyeceksin. Buyurun. Yani o kadar. Aslına bakacak olursanız yaşam alanı o kadar. Aynen. Şimdi bakın bu da yine gıda güvensizliği artıyor diyor. Mesela 2019'da şu kadarmış Sahra Altı Afrika'da şeyle beraber, koronavirüsle beraber şu kadara gelmiş milyon kişi. Yani 100 milyonun üzerinde kişi istatistiğe bakarsanız burada Sahra Altı Afrika'da ciddi anlamda bir gıda krizi. Güney Asya'da aşağı yukarı 65 milyon. Orta Doğu ve Afrika'da aşağı yukarı 40 milyon. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Yani bunlar inanılmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani netice bu. Yani netice bu. Evet hocam. Yani bir kriz sonrası ikinci bir tabii Covid krizi sonrasında da diğer bir kriz başlıyor. Ekonomik krizler, işsizlikler. Yani tabii yeni iş alanları da açılacak dedik. Mesela bu kriz içerisinde benim takip ettiğim olaylardan bir tanesi de malum bu online alışverişlerden dolayı özellikle kuryeler ve kurye evet. Mesela Migros ilk önce 1000 kişi sonra 2000 kişi işe aldı. Ya da evet. Diğer firmalarda da keza öylesine. Yani bir taraftan eskiden belki şöyle diyeyim ilgi duymayan bu pozisyonlar şimdi ilgi duyar hale geldi. İşsizlikte bir nebze olsun insanların işe yerleşmesinde etkin oldu diye düşünüyorum.
Evet. Bunda kesinlikle katılıyorum size. Katılıyorum. Çok kritik, çok önemli noktalar var. Çok önemli noktalar var söylediklerinizde. Ama ben yani şöyle söyleyeyim şimdi. Bunların hepsi ne kadar kısa bir sürede ben şöyle bir kamerayı tekrar kendime getireyim. Bunların hepsi ne kadar kısa bir sürede normale döner sorusunu soralım bu durumda. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi hastalığın tam kontrol altına alınması diye bir durum bence hiçbir zaman için söz konusu olmayacak. Birincisi bu. Ama insanlar bu hastalığa karşı bağışıklık geliştirecekler. Tabii ki. Yapımız bağışıklık geliştirecek. Bu zaman zarfı içerisinde bağışıklık sistemimizi koronavirüs, COVID-19'a karşı güçlendirecek ilaçlar olacak, güçlendirecek vitaminler olacak ve bir süre sonra normalleşmeye döneceğiz. Ama bu normalleşmeye döndüğümüzde neler normal olacak, nelerden tamamen vazgeçmiş olacağız, yeni alışkanlıklarımız neler olacak, nasıl bir davranış modeli türü göstereceğiz, bu önemli. Ben ilk etapta şunu düşünüyorum. İnsanlar birbirlerine o kadar yakın olmayacaklar artık. İlk etapta bunu düşünüyorum. Ve herkes birbirinden mümkün olabildiğince uzak durmaya, ama bu sosyal anlamda bir krize de sebep olabilir, biliyor musunuz? Mesela ben şimdi gidiyorum bazı yerlere, işte markete, bilmem neye, şuna buna. Mesela orada market sahibi uyarıyor sert bir şekilde birilerini. Çünkü uyarma kültürü de yok bizde. O da ters anlayıp ters bir cevap verebiliyor. Ondan sonra bir başkası kalkıp bir şey söylüyor, öbürü ona kavga ediyor. Yani bu yüzden sıkıntılar da çıkabiliyor. Şimdi burada bir düzenleyici otorite ya da hepimizin uyması gereken kurallar bütünü medeni eğitilmiş bir toplumda yerleşik olabileceğini düşünüyorsunuz. Ama maalesef öyle olmuyor. Gelişmiş ülkelerde de, gelişmiş olduğunu zannettiğimiz ülkelerde de bu tip problemler ziyadesiyle oluyor. Belki bizden daha fazla oluyor. Hocam yolda yürürken, kaldırımda yürürken bile karşınızdan birisini korumalı geldiğini gördüğünüz anda bile neredeyse yolunuzu değiştiriyorsunuz. Bırakın market Tabii sırasında. ki korumalı gelmesine rağmen çok haklısınız. Çok 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 haklısınız. Şu Ben an size şuradan buyurun. haber düştü şu an. Oxford Evet. Üniversitesi aşı ile ilgili flash ne yaptı diyerekten. Aşının seri üretimi için AstraZeneca ile anlaşmış ve Haziran ayından itibaren bu ilk son yani insanlar üzerindeki deneylerin ilk sonuçlarını Haziran ayında alacağını ifade etmiş. Ve Evet. yıl sonuna kadar da üretime geçeceğini bir şekilde Haziran çalışmalarından sonra gerçekleşecekmiş. Dediğiniz gibi işte aşı sektörleri ve şu an aşıcılar diyelim aşı firmaları üretim için acayip bir şekilde birbirleriyle yarış halindeler. Evet bu haber. Evet. Ama baktığınızda kim önce çıkartırsa tabii parsayı da o toplayacak doğal olarak. Kesinlikle haklısınız. Kesinlikle Ama haklısınız. burada tabii aşı olan herkes iyi mi olacak? Hayır, iyi olmayacak. Aşı sonuçta vücuda virüs girmesidir. Belki de bazı kişiler aşı olduktan sonra vefat edecekler. Aynı sonuçta nasıl grip aşılarının olduğumuzda vücutta mikrop varsa virüs varsa daha fazla şekilde sizi grip yapıp yatırıyordu 2-3 gün. Burada da belki de daha kötü şeyler olabilir. Ama sonuçta bir sektör, işte bu aşı sektörü, ilaç sektörü, sağlık sektörü bu yönde yılbaşına kadar çok fazla yön kat edeceğini düşünüyorum. Ve buna bağlı olarak da bunun yanında çalışan diğer sektörler. Evet. Evet. Şimdi bakın, dediklerinize %100 katılmakla birlikte bazı şeyleri bir kez daha bir gündeme getirmek istiyorum. Mesela şuradan başlayalım mı Serdar Bey? Buyurun. Koronavirüs Amerikan sağlık sisteminin ne kadar kırılgan, hatta ben de birazcık bir iki ilavede bulunayım. Ne kadar kötü ve kapsayıcı olmaktan uzak olduğunu ortaya koydu. Bakar mısınız? Yani işte solunum cihazı yanmış bir fotoğraf burada. Ve Amerika'nın sağlık sistemini nasıl darmadağın etti koronavirüs? Mesela bu ilginç bir Aslında bu haber. sadece Amerika için düşünmeyelim. Birçok Birçok gelişmiş ülke için ülkeler tabii. Tabii. baktığınızda işte Avrupa ve Amerika'da koyduğunuzda aslında sağlık sistemlerinin
çökmüş olduğunu, çalışmadığını, zaten orada bir takım şeyler de söz konusu. Biliyorsunuz sağlık sigortanız orada yoksa ne Amerika'da ne Avrupa'da size doğru düz bakmazlar. Evet. Özel sağlık sigortasından bahsediyorum. Evet. Burada şimdi tabii herkesle sağlık sigortası olmadığı için demek ki orada vakalar da hastanelerde böyle riskli vakalar, büyük vakalar az geldiğinden dolayı çok fazla şey olmuyordu. Ama Türkiye'de özellikle ücretsiz ya da daha düşük çapta ücretlerle iş görüldüğünde dolayı belki de bizim önde olmamızın sebeplerinden biri de bu. Evet. Şimdi burada ben bir grafiği daha sizin söylediklerinize destekler şekilde dikkat çekmek istiyorum Serdar Bey. Türkiye'nin net döviz rezervlerindeki düşüşe bakar mısınız? Net döviz rezervleri. O kesin Buyurun. Hocam. İki yani gündür, Ocak, üç gündür Şubat, Mart, Nisan bakar mısınız? Görüyoruz. Evet. 35 milyardan daha fazla bir rakamdan 15 milyara. Biz Ocak'tan bu tarafa 20 milyar rezervlerden kaybetmişiz. 20 milyar dolar. O zaman sanırım bu kritik bir rakam değil mi? 20 milyar dolar kaybetmişsiniz de net döviz rezervimiz 15. Ve Türk lirasını savunmak için diyor, savaş veriyor diyor. Bakın dolar doğru. İşte 1.7'ye dokunmuş işte geçen gün 28 6, 9, akşamı. 8, 8 şu an. 7'yi evet. Geçen 20 kere geçen. Evet. Evet. Yani şimdi şurada bir başka grafik. Şimdi bütün bunları hani bir araya alıp baktığımız zaman ortaya çıkan tabloda acaba nasıl bir çözüm yer alıyor? Nasıl bir çözüm yer alıyor? Şimdi ben tekrar kamerayı kendime çevirerek ben birkaç şey söylemeye çalışayım. Tabii, tabii. Şimdi insanlar çözüm nedir diye soruyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben 80 kilo bir insan iken 110 kiloya çıkmışsam ve bunu 5 senede almışsam bu kiloyu doktora gittiğim zaman bunun çözümü nedir diye sorduğumda 5 senede biriktirdiğim bir kilonun 5 haftada ya da 5 ayda bir çözümü yok. Nokta. Sizin o zaman bu sorunu nasıl biriktirdiniz? Ne yaptığınız sürecini tersine çevirmeniz gerekiyor ama vücut o tersine çevirmeye karşı akıllı olduğu için bu iş o kadar kolay olmuyor. Hücreler akıllı, yağ depoları akıllı, iç organlar akıllı, yağ tutuyor, size sinyaller gönderiyor beyninize, hadi bunu ye diyor, hadi bunu iç diyor. Hareket etmek zorundasınız, siz hareket etmek istiyorsunuz, vücudunuz diyor ki aman hareket etme yoruluyorsunuz. Kalbinize basınç oluyor, bir takım yerlere basınç oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsini dikkate aldığınızda nasıl bir durum söz konusu olacak? Sizin o zaman ilk önce bu noktaya nasıl geldiniz ve bu noktadan nasıl kurtulursunuzun çok kısa çıkış yolları var. Hani vücut gibi değil Allah'tan bu ekonomi. Ben birkaç tane şey söylemek istiyorum. Şimdi bunlardan bir tanesi şu. Böyle ben bu arada bir de kitap aldım elime, oradan da bir şeyler söyleyeceğim ama ilk önce kendi aklıma gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci konu, bunu her zaman söylüyorum. Hiç kimse dikkat etmiyor. Daha önce de hani bir takım şeyleri söylemeye çalıştık. Yine çoğu insan dikkat etmedi ama ben yine söyleyeyim. Siz hukuk devleti misiniz? Hukukun üstünlüğüne inanıyor musunuz? Birinci konu bu. Siz nasıl bir hukuk devletisiniz ve hukukun üstünlüğüne inanıyorsunuz sorusunu, yanıtını bana verirseniz ben yatırımlarımı da oraya getiririm. Her şeyi oraya getiririm. Sizin CDS priminiz de bugün 600 olmaz. Almanya'nın 40 iken sizin 600 ise bunun anlamı şu. Siz Almanya'dan yaklaşık işte 600 bölü 40, 60 bölü 4, 15 kat daha fazlaya borçlanıyorsunuz. Şimdi Serdar Bey siz bankaya geldiniz. Ben de bankaya gittim. Size dediler ki Serdar Kalaycıoğlu Bey size %15'ten veriyoruz krediyi. Coşkun Bey size %1'den. Hadi ikiniz de iş yapın ve rekabet edin. Sizin maliyetiniz %15, benim %1. Siz benim 15 katım çalışıp 15 katım kar falan mı elde etmeyi düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Siz parayı niye istiyorsunuz her şeyden önce? Borcunuzu ödemek için istiyorsunuz. Siz üretim için bir takım şeyler yapabilme yeteneği ve niteliğine sahip misiniz? Bakın aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye, ben iddia ediyorum, dünyanın her tarafını gezmedim. Ama dünyada birçok ülkeyi gördüm.
Gördüm derken bir turist gibi gidip sağa sola bakmadım. Bu insanlarla konuştum. Bu gittiğim ülkelerin en iyi kamu kurumlarının insanlarıyla, yöneticileriyle konuştum. Hatta ben son zamanlarda gerçekten hatırı sayılır miktarda bir kütüphanem var Serdar Bey benim. 6000'in üzerinde kitap var biliyor musunuz? Ve bunun %50'sinden fazlası İngilizce ve 40 yıllık bir arşivi barındırıyorum. 40 yılın öncesi de var bunların içerisinde. Ve bu kütüphanemi baştan sona şöyle bir elden geçirirken o ülkeler, mesela Amerika Merkez Bankası var bunların içinde, efendim ne bileyim Brüksel Avrupa Birliği'ne ilişkin kurumlar var, Viyana, Paris, OECD var, Kuveyt var, Lübnan var, Portekiz var, bir sürü ülke var. Şimdi ben bu bir sürü ülkenin yetkilileriyle, şunları da bunlarla konuştum, insanlarını gördüm, hizmet sektörlerini gördüm, bazı ülkelerin üretim bantlarını, fabrikalarını gördüm. Buradan çıkan bir sonucu paylaşmak istiyorum. Türk insanı da çalışkan. Türk insanı da üretiyor. Türk şirketleri daha kaliteli yönetilebiliyor. Sözüne sadık insanlar, güvenilir insanlar, uydur kaydır mal yapmıyorlar. İtibarlarına önem veriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Biz bunu niçin pazarlayamıyoruz? Niçin bir ürünü üretime dönüştüremiyoruz? Türk markası bugün o kadar önemli bir marka olmaya adayken niçin hak ettiği yeri bulamıyor? Niçin biz dolar 7 olacak mı olmayacak diye titriyoruz? Asıl soru burada. Ve bizim dışarıyı bırakıp bu sorunun kaynağı içeridedir. Ve biz bu sorunu içeride çözmeliyiz demek durumundayız. Biz bu sorunu içeride çözmek zorundayız. O zaman kendimizle yüzleşmek için bu krizi ben en önemli fırsat olarak görüyorum. Kendimizle yüzleşmek zorundayız. Ben şişman mıyım? Valla şu an evdesin. Git çıkar üstündekileri, tamam mı? Geç aynanın karşısına, al eline fotoğraf makinanı. Sağdan çek, soldan çek, yukarıdan çek. Bir bak bakayım şişman mısın, değil misin? Anlatabiliyor muyum? Yani aynada sadece şu kısma bakıp ben ne kadar yakışıklı bir adamım demenin bir alemi yok. Onun Tabii canım. için gerçeğinle yüzleşmek zorundasın, değil mi? Bütünü görmek lazım. Bütünü görmek lazım. Şimdi siz bütünü görmeden bir parçasını alıp efendim işte burayı düzelttik, orayı düzelttik. Bununla olmuyor. Bakın ben geçenlerde çok ilginç bir kitap okudum. Bir tıp doktoru. Avrupa'da yetişmiş. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Fransa, Portekiz şey falan olabilir. İspanya falan. Amerikalı bir kişi. Babası işte diplomat olduğu için orada yaşamış. Daha sonra tıp doktoru oluyor bu adam. Ama tıp doktoru olunca evlerinin bahçe işlerini yapan bahçıvanın söylediği bir söz onun hem doktor olmasına sebep olmuş hem de teşhis ve tedavide çok önemli bir noktayı yakalamış. Bunu buradan paylaşmak istiyorum. Şimdi bir ağaçta ya da bir bitkide sarı renkli bir yaprak gördüğü zaman ya da çürümüş bir yaprak gördüğü zaman insanlar ne yapar? Hepimiz ne yaparız? O yaprağı koparırız, değil mi? Peki yaprağı koparmadan o sarılığı nasıl yok ederiz? Çok basit. Yeşile boyarız. Şimdi o bahçıvan ne yapıyormuş biliyor musunuz? Acaba bu ağacın aldığı suda bir sorun mu var? Ya da bu ağaca yabani türde bir böcek mi sardı? Ya da başka bir şey mi var diye ağacın 10 metre, 20 metre, 30 metre ötesine varana kadar kontrole çıkarmış çevresine, civarına. İşte diyor, ben diyor bir sorun gördüğüm zaman hastaya şu soruları sorarım diyor. Bana kendinden bahset. Nasıl bir yatakta yatıyorsun? Nasıl bir ailede yaşıyorsun? Ne kadar uyuyorsun? Rahat uyuyor musun? Nasıl besleniyorsun? Sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah kaçta kalk? İşte akşam kaçta yatıyorsun? Birçok sorunun neticesinde ben net olarak insanların nasıl yaşadığını gördükten sonra o sararmış yaprak kısmına geliyorum diyor. Ve sorunu oralarda arıyorum diyor. Sen evde kaç kişi kalıyorsun? 6 kişi. Nasıl? İşte orada işte sosyolojik bir durum çıkıyor ortaya. Ha diyorsun bu kişinin psikolojisi bozulmuş. Bu psikolojik sıkıntı bu kişinin fiziki yapısını etkilemiş diyor filan. Anlatabiliyor muyum? O zaman şimdi bizim içimizdeki sorun ne? Güven ya da güvensizlik sorunu var mı? Var. Fahiş fiyat sorunu var mı? Var. Yollar olsun, ulaşım olsun, bilmem ne olsun, konaklama olsun, insanlara hitap etmek ya da insanların rahatını, refahını sağlamak yerine çok farklı amaçlar, kısa vadeli karlar üzerine kurulmuş mu? Evet.
Bir an önce satayım, yüksek fiyata satayım diyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra turist bir daha gelip sizden bir şey almıyor. Şimdi turizm anlamında mal satan mağazalarda insanlar ne yapıyor? Hemen geliyorlar, hop o mala bakıyorlar. İnternetten cep telefonlarına 2 dakikada malın fiyatı nedir ne değildir. Bir bakıyor orada 220 dolar, gerçek fiyatı 80 dolar. Bir daha hem oraya gelmiyor hem o malı almıyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için bizim dürüst olmamız gerekiyor. Dürüst olmamız gerekiyor. Şu soruyu sorabilir miyiz? Ya herkes dürüst mü? Kardeşim herkesin dürüst olması olmaması senin dürüst olup olmamanı etkilememeli. Herkes hırsızlık yapıyorsa sen de mi yapacaksın? Herkes sahtekarlık yapıyorsa sen de mi yapacaksın? Şimdi ticarette, uluslararası ticarette bu önemli bir nokta. Anlatabiliyor muyum? Ben birazcık uzattım galiba. Yok, ben yine sizin hani ya da şu an bizi takip eden arkadaşların soruları varsa bunları almak isterim ama şu an elimde bir kitap var. Ben onu da göstermek istiyorum şu an izleyicilerimize. Bakın kitap bu. Evet. Krizdeki Profesör Doktor Zuhal Balt. Evet. Krizdeki fırsatları görmek. Şimdi buradan ben bir takım şeyler okumak istiyorum. Şimdi diyor ki krizler fırsata çevrilebilir mi? Krizin reçetesi, krizde düşleri yönetmek, krizde etkin yönetim, etkin yönetimin 5 adımı, kaçınılmaz küçülme, işten ayrılmada destek programı ve aktif emeklilik programı, geride kalanlar sendromu ve krizde güven sağlamak. Bu kitap yani 50 sayfa. Var mı bir bakayım. Valla 52 sayfalık bir kitap. Tamam mı? Ama çok güzel yazmış. Şimdi benim naçizane tavsiyem. Alın bu kitabı yeniden yazın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kitabı alın, yeniden yazın. A'dan Z'ye yeniden yazın. A'dan Z'ye yeniden yazmak için elinizde çok büyük fırsatlar var. İzlenimlerinizi yazın, yaşadıklarınızı yazın, insan kaynaklarına ilişkin yazılar yazın. Şu an şirketlerin bir takım davranışları var. Bunları siz göremiyorsunuz ama bunun mağdurlarıyla konuşun. Yani illa birebir konuşmak zorunda değilsiniz. Karşınızdaki markette işte 3 tane çırak çalışıyordu. Üçü de işten çıktı. Market eğer açıksa bir rahmet telefon numarasını isteyin. O insana bir telefon açın sorun. Kardeşim sen şu an ne yapıyorsun? Nasıl geçiniyorsun? Peki şurada size altın kıymetinde bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Altın kıymetinde derken abartmıyorum, inanın. Siz bu insanlara hiç soruyor musunuz? Sizi işsiz bırakmak, işten çıkarmak yerine acaba ne yapmalıydım? Hem sizi hem beni kurtaracak. Belki o insanın bir çözümü var. Siz o çözümü bile duymadan insanı çağırıyorsunuz karşınıza, diyorsunuz ki ben artık baş edemiyorum, sana para ödeyemeyeceğim. Onun için güle güle. O insan da alas maldık diyor. O etkiyle çıkıp gidiyor. Peki tekrar filmi geri alalım. Ben size sorayım. Serdar Bey, biz beraber çalışıyorduk bugüne kadar burada. Sizin de zaten başka bir iş ve geliriniz yok. Bunu da biliyorum. Size güle güle diyeceğim ama demeden önce acaba nasıl bir şey yaparsak biz durumu kurtarırız? Şuna birkaç gün düşünün, tamam mı? Ne siz işinizden olun, ne biz aşımızdan olalım, tamam mı? Bir çözüm söyleyin. Siz sıkıntıda kişi olarak inanın harika bir çözüm üretebilirsiniz, biliyor musunuz? Dersiniz ki şunu elektroniğe taşıyalım, bunu dijitale taşıyalım. Benim bir arkadaşım var mahallede, alt katta bu acayip web sitesi yapıyor.
kapının önüne yazalım, internetten bize talepler gelsin, ağzımıza burnumuza maskemizi takalım, götürelim işte simit satıyorsak, boyoz satıyorsak kapıya teslim edelim, bir şey yapalım. Yani çark dönsün, çözüm üretelim. Allah aşkına Serdar Bey söyler misiniz? Durumumuz Kurtuluş Savaşı'nda daha mı kötü? Yok canım, Kurtuluş Savaşı'nda yiyecek bir tohum yani, tanesi yoktu. Yani, ve değil daha mi? Enteresan şeyler çözüm. Ben bunları her zaman söylüyorum. Yani sadece bu kriz, ekonomi tüm krizlerde yapılması gereken o kadar çok şey var ki. Önce genel giderlerden başlamak üzere. Şimdi herkes bu kısa çalışma ödeneğine yoğunlaştı biliyorsunuz. Kısa çalışma ödeneği dünün konusu değil ki. Kısa çalışma ödeneği yasa çıktığı 2003 yılından beri var olan bir şey. Bir kriz anında, bir sıkıntı anında ki biz bunu 2008-2009 krizinde kullandı birçok firma. Sadece süreçler açısından, zamanlar açısından çok firma kullanmadığı için şimdi ilk defa çıkmış gibi bir kısa çalışma ödeneğine yüklendik. Ya da ne bileyim, İlk defa şey çıktı ama, ücretsiz izin ilk defa çıktı. Evet, o belki bir fayda sağlıyor. Yani evet, daha önceki zamanlardaki, daha önceki şirketlerin, bırakın Türkiye genelini ya da bölgeselleri, şirketlerin de kendine göre kriz dönemleri olur. Bu kriz dönemleri içerisinde alması gereken tedbirler ilk önce işten çıkarma değil. O kadar çok şey var ki. Ben bunları evet, birkaç yazdım, ufak yazılarda da belirtmiştim. Bundan aylar öncesinde bu krizi görmeden, normal ekonomik kriz diye düşünerekten yazdığım yazılarda lütfen ilk önce yasal yapılması gereken birçok şey var. Onları yapın. İşte bu kısa çalışma ödeneği, esnek çalışma, denkleştirme vesaire vesaire. Ondan sonra imkanınız kalmıyorsa işçi çıkartmaya gidin diye yazmıştık ama kesinlikle. Tabii Kesinlikle. En kolay iş. Evet. Maalesef. İşçi çıkarmak dediğiniz gibi en kolay iş. Şimdi ben buradan herhalde ne kadar süremiz kaldı Serdar Bey? Bir saat herhalde bildiğim kadarıyla Instagram Beş yayını. Dakika var hocam. 5 dakikamız var. Şimdi o zaman ben birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bir takım ülkelerin davranışlarını, bakın bir takım ülkelerin davranışlarını bizim gözden kaçırmamamız gerekiyor. Mesela hangi ülke? Şimdi büyük bir ülke diyebilirsiniz. Çin. Çin büyük ülke ama Türkiye de büyük ülke. Bugün Çin büyük bir ülke ama Türkiye tarihine baktığınız zaman işte Hun İmparatorluğu'ndan bugüne kadar Türkiye de büyük bir ülke. Süleyman Demirel'in meşhur bir lafı var. Bugün Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesidir diye bir ifade kullanmıştı. Bakiyeye bakar mısınız? Bakiye bir devlet, 780.576 kilometre kare. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu noktada Türkiye gerçekten hem büyük hem nüfuzu ve itibarı çok fazla bir ülke. Ve bu nüfuz ve itibarın çok fazla olduğu yer neresi biliyor musunuz? Ön Asya. Hani İngilizcesi Asia'da minor diyorlar ya. Ön Asya ve Ön Asya'nın arkasındaki Interland. Nereye kadar? Söyleyeyim ben. Pekin'e kadar. Moğolistan'a kadar. Rusya'nın ta Japonya sınırlarına varana kadar nüfuzu olan bir ülke. Nüfuzdan kastım şu. Etki alanı. Bir Türkiye varlığı. Bunu herhangi bir siyasi partiyle ya da siyasi bir objeyle özdeşleştirmeden söylüyorum. O zaman Türkiye bu nüfuzunu kullanabilecek bir ülke ise Türkiye birazcık bir açı değişikliği yapmalı ve yüzünü batıdan hafifçe Orta Doğu'ya ve Doğu'ya doğru çevirmeli. Ve Türkiye'nin orada doyurmak zorunda olduğu, önderlik, abilik yapmak zorunda olduğu çok büyük bir coğrafya var. O coğrafyada işbirliği yapabilmeye masaya oturduğu zaman Türkiye bu masada, Türk insanları, Türk yatırımcıları bu masada, anlatabiliyor muyum? Diyerek inanılmaz derecede gücünü ortaya koyabileceği bir alan var. Evet. Bu alanı Türkiye kullanmazsa bu neye benzer biliyor musunuz? Sizin bir bankada 10 milyon dolar hesabınız var. Elinizde 20 bin liralık kullanım limiti bitmiş bir kredi kartı var. O kredi kartının limitini artırmaya uğraşıyorsunuz. Halbuki öbür tarafta 10 milyon dolarınız var. Haberiniz bile yok. Ama siz
elinizde kredi kartınızla borç peşindesiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunun farkında olmamız gerekiyor. Yani bunu ben daha önceleri kısık sesle söylüyordum. Ama Çin ziyaretinden sonra, Çin'e gidip geldikten sonra ben bunu bir başka boyutta görmeye, algılamaya başladım. Bunu da ifade edeyim. Evet hocam, ben yorumlar açtım arkadaşlar. Eğer soru sormak istiyorlarsa yorumlar kısmından sorularını sorsunlar. Çok az vaktimiz kaldı. Olmazsa kapatır açarız, tekrar başlarız. Yaparız yani, sorun yok. Zaman Yani bir beş sınırımız dakika yok. daha uzatırız olmazsa kapatıp açarak. Hayır, Eğer benim bir varsa zaman sınırım yok. Yani yorumlarınız, Meltem sorularınız. sağ olsun çok güzel şeyler yazmış. Teşekkür ediyorum. Meltem benim öğrencim. Diğer işte isimlerini bilmiyorum tabii. Arkadaşların rumuz kullanıyorlar. Ve diğer arkadaşlara da isim isim teşekkür etmek isterim hepsine. Doğan da yazmış, diğer arkadaşlar da Burcu yazmış, Şeyda yazmış. Valla ben hepinize teşekkür ediyorum Buğra. Sana da teşekkür ederim. Yani neticede kıymetli zamanınızı ayırdınız. Umarım zaman ayırdığınıza değmiştir bu dinledikleriniz. Ama sorularınız varsa hakikaten çok kısa zaman dilimi içerisinde alabileceğim gibi Peryon üzerinden veya benim Twitter hesabım üzerinden ya da Serdar Bey üzerinden de bize ulaştırabilirsiniz. Anladığım kadarıyla Serdar Bey herhalde konuyu net olarak ifade ettim. Böyle bir iyimser şekilde söyleyeyim. Soru olmayınca öyle der biliyorsunuz konuşmacılar. Her şey anlaşılmış demek ki. Evet. Yani. Aynen öyle. Evet. Bakıyorum tekrar. Hani yazılanlar geliyor. Soru mu geliyor Evet. diye.